Sevgili izleyiciler, İskenderun'dan dostlarımız geldi. İskenderunlu avcılar ve hemen kendilerini tanıtıyorum size. En sağ baştan başlayayım, sırayla geçeceğiz. Bir adınız, soyadınızı? Serdar Akay, Akay Av Malzemeleri. Çok güzel. Ali Akay, İskenderun Akay Av Malzemeleri. Ayrıyeten de İskenderun Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nde ikinci başkan olarak görev yapmaktayım. Hoş geldiniz siz. İskenderun Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Hüseyin Vural. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Belen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Polat. Oo, muhtarım hoş geldin. Hatay Belen AK Parti İlçe Başkanı Nihat Dağlı. Oo, hoş geldiniz. Peki. Nasıl buldunuz fuarı? Fuarı çok güzel buldum. Özellikle de yaban tebinin katmış olduğu değerlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle Ali abi, sen bu konuda çok profesyonel davrandığın için sizlerin de deneyimleriniz. Geçen sene de geldim. Ben evvelki sene de geldim ben bu şeylere, etkinliklere. Bu fuarı gördükçe avcılar ve atıcılar Her geçen sene bir adım daha ileri gidiyorlar. Her geçen sene bir adım daha ileri gidiyorlar. Sizlerin sayesinde oluyor bunlar. Teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz? Vallahi şimdi ne diyeyim? Tabii bu av şeyleri de biraz daha kolaylık sağlarlarsa biz bir avcı olaraktan buna tabii şöyle diyelim, kotaya karşı olalım. Peki. Vergiye de karşı olalım. Adam tamam, peki. Sen ne diyorsun? Daha yeni geldik. Geziyor musun? Fuar alanı geziyoruz, çok güzel. Yeni şeyleri göreceğiz, bakacağız, inceleyeceğiz. Peki, güzel. Peki. Burada da sizinle tanışmak daha güzeldir abi. Yok mu hocam ya? Sizinle görüşmek ya. Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Hep televizyonda izliyordum seni. Bugün burada karşılaştık. Sağ olun, çok güzel bir fuar. İlk defa geliyorum ben. Çok memnun oldum. Sizi de bekliyoruz inşallah. İnşallah kısmet. Sağ olun. Ben de ilk defa geliyorum. Nasıl beğendin? Çok güzel. Çok güzel. Peki. Bundan sonra da mümkün mü? Bu etkinliği beğenmemek mümkün mü? Ney? Bu etkinliği beğenmemek mümkün mü diyorum? Mümkün mü değil mi? Beğenmemek olur mu ya? Daha ne yapalım abi? Değil mi? Bundan iyisi can sağlığı. Nerede? Her şey dört dörtlük. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Size kolay gelsin. İyi gezmeler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi gezmeler. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz Ali Bey. Gene uğra, o dalgayı onu yaparız. Tamam. Özcan. Ne iş yapıyorsunuz? Havacıyım. Havacı? Evet. Çok güzel. Avcılık merakınız var mı? Dışarıdan var daha çok. Ama izleyici olarak herhalde. Evet, Yavan TV arasında seyrediyorum. Hoşuma gidiyor. Çok güzel. Avcılığa öyle bir merakımız var uzaktan. Çok güzel. Daha çok balıkçılık diyelim hadi. Çok güzel. İlk kez mi geliyorsunuz? İlk defa geldim. Geçen Almanya'da yapılmış bu fuardan bir tane, onun haberlerini okumuştum. Türkiye'de de işte silah sanayi son zamanlarda çok gelişti, bunun da farkındayım. Kendim de bir görmek istedim açıkçası neler var diye. Standlarımızı gezdiniz mi? Gezdim, ya bir saat kadar oluyor, genel bir gezdim. Nasıl buldunuz? Güzel, insanlar bilgili. Sevgili izleyiciler, avcıların duayenlerinden biri, Arjantin'den tanıyorsunuz onu. Ben dedi röportaj yapmak istemiyorum, fotoğraf mı çekiyoruz dedi. Makine fotoğraf makinesine benziyor ama fotoğraf da çekilecek. Aynı zamanda görüntü de çekebiliyor. Bir abi, ben tanıyorum dedi, kendini tanı. Ya ben ne tanı, Necat Üner. Necat Üner abi. Avcıyım. Avcıların duayenlerinden. Fuar nasıl buldun? Atıcı değilim. Atıcı değilim diyor, avcıyım diyor. Avcıyım. Beraber de av yapıyoruz ama o gidiyor Arjantin'de vuruyor falan, yani bildiğin ya, gibi diyor. Arjantin, Marjantin her yerlere gidiyor. Şimdi bak, pro hunt demek, evet, av öncesi demek. Pro Latince bir kelime, önce. Şimdi Almanya'da, yurt dışında bu fuarlar iki tip yapılıyor. Bir tanesi İşte gittiğin IWA, sırf silahtır o. Yani Internationale Waffenausstellung'un baş harfleri. Bir de Dortmund'da yapılan, bu da avcılık, avcılar için yapılan var. Yani sırf avcılık, köpekler, kuşlar, av satanlar, yani avlak satanlar, avcılık satanlar böyle. Şimdi bu fuarın güzel ama bu fuar genelde malzeme ve silah. Yani avcılıkla pek ilgisi çok tabii de, bana göre az.
Yani sanki bu ülkenin çok avcısı olsa diyeceğim ki iki tane fuar olmalı. Ama işte 130 bin tane pul alan var, o kadar. Hepsi bu kadar yani. Esasında o. Onun için çok güzel bir fuar. Çok faydalı bir fuar. Hiç yoktan iyi. Her şey güzel. Ama domine eden silahçılar. Doğrudur. Ya bu kadar silah satsam bile ne av var ne bir şey var ne de avcı var. Anlatabiliyor muyum? Arjantin var. Ne? Dünyada öyle avlar var ki. Var diyor. Ey yavrum ey. Biz avcı falan filan ya, bırak ama. Bıldırcını bekle, üveyi bekle. Ama ben elle yakalıyorum. Şimdi bir adamlarla geldim. Alay ediyor, yürümüyorsun diyor. Shuttle'la geldim buraya falan filan. Adama dedim ki, diyor ki üveyik avcısı diyor. Hadi ya. Hem de diyor oturarak diyor, yürümez diyor. Dedim ki ağaçta vuruyorsun değil mi dedim. Vallahi ağaçta vuruyorum dedi. Ondan sonra... O kolayını seçmiş. Ama hep öyle de çıkarlar Demet'le. En çok ben vurdum. En çok vuran. Yani limit... Senin soruna gelelim. Bu olaylar Türkiye'de çok gelişti. Çok güzel silahlar yapılıyor. Yani bunu Türkiye'deki avcı bilmez, biz biliriz. Çünkü yurt dışında herkesin elinde bu silah, Türk silahlarını görüyoruz. Ya gördün değil mi? Benim avlarda kullandığım silahı da gördün. Görüyorum ama yani İngiltere'den yeni avdan geldim işte. Avdoğan'ın Mart sayısında yazdım o yazıyı da. Adamlarda İtalyan tüfekleri yine hakim yani. Hakim ha. Ama işte bu da kırılacak. Adam bana böyle yapıyor. Ya diyor 6000 poundluk beret var diyor. Sakın düşürmeyerek kırma. Beyefendi. Oo minik. Pardon, yayın mı vardı? Yok. Araya kaynak oluyorsun değil mi? Hoş geldiniz. Eyvallah. İyi yayınlar. Sağ olasın. Adam bana 6000 poundluk Beretta Pigeon, Silver Pigeon değil ama Pigeon neyse, onu verdi. Onunla da çulluk vurdum. Hadi ya. Çıldırırsın ya. Hadi ya, çok güzel. Ya mandukayla çulluk kaldırdık ya. Hangi birini sayın? Yine... Çok güzeldi çulluk. Türkiye'de de güzeldi, yurt dışında da çok güzel. İnanılmaz. Bu 30 senede bir oluyor diyor falan sanıyorum. Ben bir 30 sene önce öyle bir denk gelmiştim. Benim ustalar götürmüştü. Doğru. Ama ben bir şeyle gururlanıyorum. Çullukları herkesin konuştuğu doğdukları yerlerde aldım. Sibirya'da vurdum. İngiltere'de vurdum. Yani doğum yeri sayılıyor o. İskoçya. Evet. Bilhassa İrlanda falan filan o falan. Yani, tabii müthiş bir kuş ya. Ya muhteşem ya. Kralı diyorlar ya. Krallarına bu. Evet. Peki bir fotoğraf çekelim abi. Ben Hüseyin Aydın, emekli bir vatandaşım. İnternetten fuarı olduğunu duydum. Ziyaret etmeye geldim. Yaban TV'yi sürekli seyrediyorum evde. Güzel programlar yapıyor. Ve burada çok güzel bir hava var. Tüfekler güzel. İnsanlar böyle gayet iyi davranıyorlar. Mükemmel her şey. Yani ben bile şu anda düşünmeye başladım bir tüfek almayı, avcılık olayına girmeyi. Bakalım, yeni geldik, bir dolaşalım, ona göre değerlendireceğiz. Fuara ilk kez mi katılıyorsun? İlk kez geliyorum ama çok hoşuma gitti. Çok kaliteli bir fuar. Tertemiz, her şey mükemmel. Yani ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. Yani her şey çok güzel. Beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet abi, sizi tanıyalım. Ben Nedim Baykan. Ben de arkadaşımla beraber geldim buraya. İlk defa katılıyorum. Ama Yaban TV'yi devamlı seyrediyorum. Tüfeklere karşı bir zaafım var. Almayı düşünüyorum tüfeklerden. Bakıyorum şimdilik yani. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederiz. Fuar hepimize hayırlı olsun. Ben Konya Beyşehir Huğulu'dan geliyorum. Tüfek ustasıyım. Birinci işim bu. Avbayiliği belgem var. Avbayiliği de yapıyorum. Çok güzel. Sizi tanıyoruz zaten. Bizim kanallarda yurt dışı fuarlarını izliyoruz. Daha önce de bir birlikteliğimiz var. Fuar dün de buradaydık. Bugün de buradayız. İnşallah pazar günü de takip edeceğiz. İyi şeyler var, iyi gelişmeler var, yeni ürünler var. Bizim zaten mesleğimiz gereği bu sektör nereye gidiyor, hangi yenilikler montajlanmış tüfeklere, bunları izliyorum burada. Ben kendim tüfeklere mobil şok, yedek namlu, dipçik veya her türlü teknik arıza, yani yasal olmak kaydıyla yivli, yivsiz her türlü silahı, tabancayı, tüfeği tamir ederiz. Bu konuda kendimize güveniyoruz, zaten bizi herkes tanıyor. Avcılar için de yararlı şeyler yapıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Çünkü geçmişte bu silahlar ithal edilmiş Türkiye'ye ama şey yok, servis yok.
O noktada biz kendimizi yetiştirdik elimizden geldiğince. Çok güzel. Bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nostaljik silahlar var. Atadan kalma silahlar var. Dedesinden, babasından. Bu silahlara bakım yaptırmak istiyorlar. Onlara da yardımcı oluyoruz. Dipçikte zaten ayar çok önemli. İnsanlar tüfeği uzun yıllar kullanıyorlar ama vuramadığını düşünüyorlar. Kesinlikle yani vuramamanın %80'i kişilerden değil tüfekten. Ve dipçiğin ayar sormasına o noktada da yardımcı oluyoruz. Pratik çözümler sunuyoruz. İnternetten bağlantı yaparak kendisine tarif ediyoruz nasıl ölçü alacağını. Ona göre canlı bağlantılar yapıyoruz yani değişik kanallarla. Onlara yardımcı oluyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar da başarılı olduk. Biz de bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Fuar hepimize hayırlı olsun. Sağ olun, çok mersi. Sevgili dostlar, Kastamonu'dan arkadaşlar geldi. Hemen onları tanıtıyorum size. Bizim stand biliyorsunuz, gelen hele cumartesi günleri çok daha kalabalık oluyor ama bugün de daha kalabalık. Bir tanıyayım sizi. İsmim Bilal Bideci. Sizi tanıyayım. Arif Kayışoğlu. Hoş geldiniz. Nasıl buldun Bilal fuarı? Fuar güzel gerçekten. Hafta sonu daha da kalabalık olur bizim tahminimiz. Bugün bile bütün standlar dolu. İnsanlar hareketli, standlar hareketli. Umarım daha da güzel olur. Kastamonu'nun avları çok meşhurmuş. Valla meşhur. Sizi de bekliyoruz aslında biz ama ben zaman zaman size yazdım ama sizin yoğunluğunuzdan dönemediniz tahminim. Bekliyoruz, bekliyoruz. İnşallah. Çok istiyorum ben de o tarafa geleyim ama. Olmuyor. Çok davet var. İşte uyumaya çalışıyoruz. Hangisine gidebilirsek sıraya koyuyoruz. Olmuyor. Gönül koymayın. Geleceğiz inşallah. Yok, gönül koymuyoruz. Bekliyoruz peki, ama. Peki. Teşekkür ediyorum. Sizde var mı avcılık? Var. Tabii, beraber çıkıyoruz zaten. Av arkadaşımız. Neye gidiyorsunuz? Ördek, domuz. Helal olsun. Peki. Teşekkür ederim çocuklar. Teşekkür görüşürüz. Teşekkür buralardayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Söyle adını, soyadını. Fatima Verdiyeva. Bir daha söyle. Fatima Verdiyeva. Peki. Nasıl vaziyet? Beğendin mi fuarı? Tabii ki de. İlk kez geldim. Çok güzel bence. Güzel değil mi? Evet. Dolaşacağım bir alışkanlık yaparsa seneye de gelirsin. İnşallah. Ha? İnşallah. Peki. Hoş geldin. Hadi hoş dolaş bulduk. Bakalım. Görüşürüz. Tamam, teşekkür. Hadi.